Herkese selam dostlar son dakika haberiyle karşınızdayım. Binance'in CEO'sunun istifası gündeme gelmiş durumda. İddialara göre Binance'in CEO'su istifa edecek. Yaklaşık olarak 4 milyar dolarlık bir cezai yaptırıma da uğradı. Ee, ve çok dikkatli olunması gerektiğini özellikle altcoinlerde sizlere belirtmek istiyorum. Çünkü Bitcoin dominansı yukarı doğru bir atak içerisine girebilir bitcoin fiyatına çok agresif düşüşler olmasa da altcoinler bu önümüzdeki süreçlerde çok kırılganlaşabilir yani kırılgan bir yapıya sahip olabilir ki hatırlarsanız bir haftadır da özellikle kısa vadede çok yükselmiş olan altcoinlerde aman dikkatli olun aman FOMO'ya kapılmayın diye uyarmaya çalışmıştım elimden geldiğince Hani ben demiştim demek için kesinlikle söylemiyorum zaten şu an birçok insan bunalıma girmiştir yalnız şöyle bir durum söz konusu sevgili dostlar çok inanılmaz bir benzerlik var. Biliyorsunuz ben yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır sizlere hep döngüye aktarıyorum. Bu döngüleri takip ediyorum. Benim için önemli olay olan şey büyük resim. Büyük resimde ne olabilir? Bunları sizlere paylaşabilmek. Tabi bir yatırım tavsiyesi olmadan. Burada görmüş olduğunuz mu? Bakın şurada görmüş olduğunuz ok işareti kısmında. Tarihler 2021 yıllarının başlarında Bitmex'in CEO'su Arthur Hayes'in suçlamaların ardından görevinden ayrıldığına yönelik bir haber paylaşılıyor ve onun akabinde bu haftalık mum olduğu için çok belli olmuyor ama benzer bir sert düşüş, günlük anlamda sonrasında seri bir toparlanma durumu söz konusu oluyor. Acaba tarih tekrürlerden ibaret olacak mı? Tarih yeniden tekrar edecek mi? Çünkü şu anda aynısı bakın burada fiyatsal anlamda da baktığımızda benzer bir şekilde bir mumsal yapı da görüyoruz Bitcoin'de. Binance'in CEO'su CZ yönelik iddialar istifa edeceğine yönelik iddialar söz konusu. Yani bir an gördüğümde şok oldum ee, diyebilirim. Bu iki haberin birbirine inanılmaz derecede benziyor. O yüzden sizlerle beraber paylaşmak istedim. Tabii ki bu şu demektir. Kesin işte Bitcoin yükselecek. İşte Bitcoin işte silkeleme kesin yükselecek anlamını taşımıyor. Ama bir benzerlik haber anlamında benzer reaksiyon gösterme ihtimali de masada olabilir e, i̇ddiaları değerlendirdiğimizde 4 milyar doların üzerinde bir para cezası ödemesi gerektiğini e, burada haberlere baktığımızda görüyoruz. Tabii ki CZ bu piyasanın bir ef efsanesiydi. Ancak adamı yediler arkadaşlar artık o da bir yere kadar dayandı. Aynı zamanda kripto para borçlusu Kraken'in kurucusuna sek topa tutmuş durumda. Yani şu görmüş olduğumuz kişi maalesef kripto paralı e, piyasasının liderlerine alaşağı edebilmek için o kadar dava kaybetmiş olmasına rağmen tüm gücüyle harekete geçti. Yani size şunu söyleyeyim. SEC istese bir herhangi bir banka hakkında bu kadar fut çıkarsa o banka bile ortadan yok olabilir. E bir diğer husus da bir altcoin'ler çok dikkatli olun. Bence kısa vadeli bir stop loss bulunması gerekiyor. İki de kullanmış olduğunuz borsaları bence sepet yapın. En iyisi de soğuk cüzdandır. Onu söyleyeyim. Hiçbir borsanın hiçbir şekilde bir güvenliği kesin yüz yüzlü. Yok bunu sizi korkutmak için söylemiyorum. Bunlar bu piyasanın acı gerçekleri arkadaşlar. O yüzden borsaları sepet yapmak bence oldukça önemli Diyebilirim şimdi ilk olarak bitcoin ile saatlik anlamda e, do, e, Bakacağız ancak ben şu an bitcoinden çok fazla sert hareketler yapacağını düşünmüyorum e, Şunu söylemek istiyorum bence altcoinleri ezebilirler altcoin yatırımcıları bence birkaç tık daha çok ama çok Dikkatli olsun bunu söylememdeki en büyük etken bakın günlük anlamda bitcoin dominansında Günlükte bir al sinyali henüz daha gelmedi ancak özellikle 53.69 direncini kırarsa BTC dominansı günlükte bir alt sinyalini yakmış olacak. Bu da özellikle bitcoin düşerken buradan gelebilecek olan herhangi bir alt sinyalinde altcoinlerdeki riskin daha da artacağını ve düşüş ihtimalini kuvvetlendiren önemli etkilerden bir tanesi olacak. O yüzden aman dikkat altcoinlerde özellikle kaldıraçlı işlemlerde panik veya terste kalmayın diye sizlere uyarmak istiyorum buradaki yapı. Çünkü çok hoş bir yapı. değil Yavaş yavaş bullish bir yapıya doğru dediğim gibi 53.69 kırılırsa iş bir yapıya doğru BTC dominansında bir hareketlilik olabilir. Şu an Bitcoin'in çok sert düşmemesinin en büyük etkeni de şimdi altcoin'lerde duran insanların birçoğu parayı Bitcoin'e çevirmiş olması arkadaşlar. Birçok insan bu haber etkisiyle beraber panik satışlar yaptı ve BTC'ye geçti. O yüzden de Bitcoin dominansı yükseldi. Altcoin'ler çakıldı ama Bitcoin'in çok sert bir patlama yaşamadı. En önemli destek bölgesi Bitcoin'in 36200 seviyesidir. Lütfen bu bölgeye çok dikkat. Bu bölgenin altına kapanışlar teknik anlamda kısa vade düşüşlerin derinleşmesi ihtimalini arttırır. Bakın kesin düşecek demiyorum ama buradaki destek kırılırsa büyük sıkıntı olabilir. Bunu bir önceki analizlerimize de söylemiştik. Dikkat ederseniz tam olarak düşüş mumu bizim söylemiş olduğumuz noktaya çok yaklaştı. Bu tabi süper trendin mucizesi arkadaşlar. Kullanmıyorsanız süper trendi ücretsiz bir şekilde trading birbirinden ekleyip kullanabilirsiniz. Günlük anlamda baktığımızda son bu geri çekilme umu çok hoş olmadı BTC tarafında. Buradaki yapı ciddi anlamda bence hani bir tık negatife doğru ağırlık basıyor arkadaşlar. Haftalık deniz bir sat sinyalimiz yok ama burada bir güç kaybı olduğunu görmekteyiz BTC'de. Aylık fena durmuyor arkadaşlar. Aylık grafikte hala bir bozulma yok. O da Bitcoin çok sert düşmediği için. OKX'te güzel bir etkinlik var. Bunu da sizlere duyurmak istiyorum. Para iadesi fırsatı var arkadaşlar. İlk 10 işlemi ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu yapmış olduğunuz ilk 10 işlemde %3 ücret iadesini alıyorsunuz arkadaşlar. Sizlere yorumlar kısmında belirtmiş olduğum bir referans link olacak. Oradan buraya kaydırın kısmı var. Tıkladığınızda direkt hesabınızı oluşturabiliyorsunuz. Hem borsaları sepet yapmak açısından hem de böyle bir etkinlik var. Sizlere de sponsorlu bir şekilde belirtmek istedim. Ben de sepet yapıyorum yani kullanmış olduğum bir borsa diyebilirim ama önemli olan borsları sepet yapmak hiçbir borsanın garantisi yok. Bunu söyleyeyim en önemlisi sepet yapabilmek. USDT dominansına baktığımızda 4 saatlik anlamda yani bu da yavaş yavaş tam direnç bölgesine gelmiş durumda. 6.50 direnci var bu direnç bölgesine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kırılırsa 6.85'lerin kapısı açılacak bu da bitcoin'de geri çekilme işareti olacak özellikle altcoinlerde de. Yani günlük anlamda da benzer bir yapı var bakın burada makye tekrar al sinyaline dönmüş durumda. hani burada bir iki dip yapısı da var Yani şu olabilir hani buradan bunun kopup böyle 10-15 olacağını zannetmiyorum ama işte 7'ye gelir 6-80'e gelir Hani insanları biraz silkelerler öyle bir ihtimalimiz var Haftalıkta bayağı bir oversold olmuş durumda Yani tabii ki oversold'ların etkisi genelde çok kuvvetli olmuyor onu size belirteyim yani bir tepki oluyor sonra tekrar Aşağı yönlü çakılıyor Ama yine de kısa vadede dikkatli olmak e, gerekiyor BTC dominasını söylemiştim bu birazcık sıkıntılı yani benim düşüncem şu Altcoin'lere çok dikkat edin Altcoin'lerde eğer çok yukarıdan mahalletlendiyseniz bence bir stop loss e, mantıklı olabilir Bitcoin'de çok inanılmaz çakılmalar olması da altcoin'ler çok kırılgan olacağını düşünüyorum bu ihtimalin kuvvetli olduğunu düşünüyorum Sizleri de e, yani Amacım korkutmak panik yaptırmak e, sattırmak değil ama Riskin farkında olmanızı en azından teknik anlamda gösterebilmek zaten ben teknik verilere göre konuşuyorum arkadaşlar. Indikatörleri ve teknik yapıyı yorumluyorum. Aynı zamanda haber akışını yorumlamaya çalıştım sizlerle beraber. Haftalıkta bakmıştık bu dominansı bayağı bir oversold olmuş. Ethereum'a bakalım. Ethereum da güzel bir performans gösterdi. Birçok altcoine göre çok sert düşüşler yaşamadı. Bunun için en önemli destek bölgesi de 1880 desteği arkadaşlar bu destek bölgesine çok ama çok dikkat aman dikkat diyelim o destek kırılmamız lazım kırılırsa ne olur hani 1620'ler gündeme gelebilir bu da tabi piyasa için hiç iyi olmaz bunda böyle bir riski var peki market çakılırsa işte bir silkeleme gelirse mesela hani bu yükseliş trendi son mu bulmuş olur bence henüz daha bunu söylemek için erken çünkü 360 milyar dolar desteği var işte. Bu destek kırılmadan çok büyük bir sıkıntı yok. Ama şu an görmüş olduğunuz gibi 400 milyar dolar seviyesindeyiz. Bu 400 milyar dolar seviyesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Altında kapanışlar tekrar gündemi 360 milyar dolar seviyelerine e, geriletebilir. O yüzden bu buradaki yapı çok ama çok önemli arkadaşlar. E, buraya da dikkat etmekte fayda var. Top 20 dışındaki alt koyunlara baktığımızda bakın o endeks de şu an günlükte sat vermiş durumda. Yani böyle bir kapanış olursa 11.12 seviyeleri kısa vade çok da imkansız noktalar değil. İşlem hacmi yüksek e, ürünlere baktığımızda tabii ki bu olaylardan sonra FTT gün doğdu e, diyebiliriz. E, FTT coin'de ciddi bir artış yaşandı. Aslında bir nevi bir farklı yorum yapacak olursak da Amerika aslında FTX'in intikamını aldı diyebiliriz ama hacim dönse de şey de olsa çok riskli. E, bunu söyleyeyim zaten şu an Baktığımda kontrollerim gerçekleştirdiğim %16'lık bir prim yapmış düşen piyasada böyle bir yükseliş yaşamış. Aman dikkat gaza gelmeyin altlarda da özellikle e, tabii bir olumlu haberler her şey tersine döndürebilirler. Tekrar bir e, hani ihtimal yok değil e, şey olması için ama önümüzü göremiyoruz arkadaşlar bu haberlerden kaynaklı baya bizim piyasalarda böyle manipülasyon yapabiliyorlar. Yani iyi haber pompalık nasıl yukarı çektik Çektilerse kötü haberle beraber özellikle sekten gelen haberlerle beraber tam tersi manipüle edebiliyorlar piyasaya o yüzden Bence çok dikkatli temkinli e, Olmak e, gerekiyor benim e, naizane yani düşüncelerim bu şekilde e, Burada e, zaten likidasyonları da görüyorsunuz son 24 saat tüm long pozisyonlar lik edilmiş Durumda bunların birçoğu zaten altcoinlerde oldu bakın bitcoinde sadece 1 milyon dolarlık likidasyon var çünkü niye bitcoin düşmedi altcoinler düştü Geri kalan bütün likidasyonlar işte aklınıza gelip gelebilecek birçok altcoin'de açılan long pozisyonlar e, lik oldu. Tabi e, ben sadece kendi düşüncelerimi belirtmek isterim. Bir yatırım tavsiyesi kapsamında algılamayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.